Güzel oğlan, 7 kat yerin altında. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir padişahın 3 oğlu varmış. Saraylarının bahçesindeki ağacın elmalarını bir türlü toplayamazlarmış. Çünkü elmaları hep dev yermiş. Bir gün çocuklar ellerine ok alıp ağacın dibinde devi beklemeye karar vermişler. İlk önce büyük kardeş okunu alarak ağacın dibine oturmuş. Beklemeye başlamış. Bekleye bekleye usanmış. Biraz sonra da uyku bastırınca dev her zamanki gibi gelerek elmaların bir kısmını yiyip gitmiş. Bu sefer ağacın altında ortanca kardeş beklemeye başlamış. O da uyuyakalmaz mı? Sıra küçük kardeşe, Keloğlan'a gelmiş. Keloğlan uyumamak için küçük parmağının ucunu kesmiş. Canının acısından uyuyamamış. Fakat uyuyor gibi görünmek için yere uzanmış, horuldamaya başlamış. Dev yavaş yavaş gelmiş. Bakmış ki orada bir çocuk horul horul uyuyor. Ağaca yaklaşarak elmaları yemeye başlamış. Tam o sırada Keloğlan yavaşçacık yerinden kalkıp bir ok atarak deve ayağından iyice yaralamış. Ayağı fena halde sakatlanan dev, çocuğa hiçbir şey yapmadan oradan uzaklaşmış. Gidip bir kuyudan içeriye girmiş. Keloğlan koşarak kardeşlerine haber vermiş. Üçü birden kuyunun başına gelmişler. En büyük kardeş demiş ki, kuşaklarımızı birbirine bağlayalım. Beni kuyuya sarkıtın. Yandım dersem çekersiniz. Dondum dersem koyuverirsiniz. Kuşakları bağladıktan sonra büyük kardeşi kuyuya sallandırmışlar. Çok geçmeden yandım diye bağırmış. Yukarıya çekmişler. Bu sefer ortanca kardeşi kuyuya sallanmış. Bir iki kulaç gittikten sonra o da yandım diye bağırmış. Onu da yukarıya almışlar. Sıra Keloğlan'a gelmiş. O demiş ki, yandım dersem de koyverin, dondum dersem de koyverin. Sakın beni yukarıya çekmeyin. Keloğlan'ı kuyuya sallandırmışlar. O yandım dedikçe koyvermişler. Keloğlan inmiş inmiş. Nihayet kuyunun dibine varmış. Kuyuda su yokmuş. Ayağına bir şey takılmış. Bakmış ki bir demir halka. Hemen onu kaldırmış. Önüne aydınlık, yeşillik, güzel bir yol çıkmış. İlk odada bir kız görmüş. Oturmuş, saçını tarıyormuş. İkinci odanın kapısını açınca şaşırıvermiş. Çünkü bu odada bir kız saçından tavana asılıymış. Oradan çekilerek üçüncü odanın kapısını açmış. Bu odada koca bir dev yatıyor. Bir kız da devin başına üşüşen sineklerini kovalıyormuş. Kız Keloğlan'ın odaya girmek istediğini görünce, aman delikanlı demiş, sakın buraya gelme. Dev uyanırsa seni de yer, beni de. Keloğlan, zaten ben onu arıyordum demiş. Sen onu uyandır hele bir. Kız koca bir çiviyi devin sırtına dürtmüş. Dev homurdana homurdana uyanmış. Karşısında Keloğlan'ı görünce sevinmiş. Beni ok ile yaralayanı ele geçirdim. Onu şimdi bir güzel yerim diye düşünmüş. Keloğlan'a haydi bakalım delikanlı demiş. Ne duruyorsun? Okunu atsana. O zaman Keloğlan, İnsanoğlu durup dururken yaralıya ok atmaz demiş. Hele sen kendini bir göster de görelim. Dev Keloğlan'ın bu sözlerine çok kızmış. Eline geçirdiği koca bir taşı ona fırlatmış. Fakat daha evvel davranan Keloğlan kenara kaçınca taş duvara çarpmış. Koca duvarı tamamen yıkmış. Bunun üzerine Keloğlan bir ok atarak devin koca gözünü kör etmiş. Dev kör olunca yerinden kımıldayamamış. Etrafında hiçbir şey görmemeye başlamış. Bu fırsattan faydalanan Keloğlan duvardaki kılıcı alarak bir vuruşta devin başını koparmış. Artık selamete eren Keloğlan oradaki kızı yanına alarak gidip saçlarından asılı kızı kurtarmış. Sonra ilk odada oturan kızı da beraberini alıp kuyuya dönmüş.
kızların en güzelini kendine ayırmış. Diğerlerini kuşağa bağlayarak yukarıya çektirmiş. Güzel kız demiş ki, evvela sen çık, sonra beni çek. Keloğlan razı olmamış. Hayır demiş. Önce sen çıkacaksın. Kardeşlerim senden sonra beni de çekerler. Kız demiş ki, ben çıktıktan sonra kardeşlerin seni çekmezler. Kuşağı keserlerse burada kalırsın. Al sana iki kıl. O zaman bunlardan beyaz kılı çek. Önüne ak bir koç gelir. Ona biner dünyaya çıkarsın. Yanlışlıkla kara kılı çekersen kara koç gelir. Seni yedi kat yerin altına götürür. Keloğlan'la kız vedalaşmışlar. Yukarıda kardeşleri bu kızı da çekmişler. Fakat kardeşlerini çekmemişler. Onun nişanlısı çok güzel olduğu için kuşağı keserek Keloğlan'ı kuyuda bırakmışlar. Kardeşlerinin yaptığı bu fenalığa Keloğlan'ın canı çok sıkılmış. Üzüntüsünden yanlışlıkla kara kılı çekmez mi? Ortaya gelen kara koç bunu alıp yedi kat yerin altına götürmüş. Keloğlan yerin altında koçtan indikten sonra önüne çıkan yoldan yürümeye başlamış. Gide gide bir köye varmış. Köyde ihtiyar bir kadına konuk olmuş. Çok yol yürüdüğünden susamış, kadından biraz su istemiş. Kadın, ah oğlum demiş, köyümüzde bir çeşme var ama başında dev oturur. Deve her gün bir insan veririz. O insanı yerken biz de biraz su alırız. Şimdi evde hiç su kalmadı. Biraz sonra deve padişahın kızını verecekler. Onu yerken su alacağız. O zamana kadar beklemen lazım. Keloğlan, padişahın kızının kurban edileceğini duyunca, nine demiş, haydi beni çeşmenin başına götür. Beraberce çeşmenin başına gitmişler. O sırada padişahın kızı da deve veriliyormuş. Keloğlan nişan alıp bir ok atarak devin koca gözünü kör etmiş. Sonra kılıcını çekip yanına yaklaşarak bir vuruşla devin başını uçurmuş. Padişahın kızını ölümden kurtardığı gibi köy halkını da çeşmeye kavuşturmuş. Padişah deve öldürüp kızını kurtaran delikanlıyı görmek istemiş. Kız halkın içine girip oğlunu araştırdı ise de bulamamış. Padişaha koca karının evinde bir oğlan olduğunu haber vermişler. Kız hemen ihtiyar kadının evine giderek oğlanı görmüş, tanımış. Onu yanına alarak babasının sarayına götürmüş. Padişah bu cesur delikanlının alnından öpmüş. Ona kızını kurtardığı için teşekkür etmiş. Sonra demiş ki, dile benden ne istersin? Keloğlan hiçbir şey istememiş. Sağlığınızı dilerim padişahım demiş. Padişah ısrar ettiyse de Keloğlan ondan hiçbir şey istememiş. Saraydan çıkmış. Yolda giderken bir ağaca rastlamış. Altına oturmuş. Biraz sonra birkaç kuşun ciyak ciyak bağırdığını işitmiş. Bir de kafasını kaldırmış ki ağacın tepesindeki kuş yuvasına doğru bir yılan çıkıyor. Hemen okunu atarak yılanı öldürmüş, kuşları kurtarmış. Sonra oracıkta uykuya dalmış. Kuşların anası da yavrularını ölümden kurtaran bu insanoğlunun üzerine kanatlarını açarak gölge yapmış. Çok geçmeden Keloğlan uyanmış. Bakmış olduğu yer gölgelik. Kafasını kaldırmış ki büyük bir kuş kanatlarını açmış kendisine gölge yapıyor. Kuş dile gelerek demiş ki, ey insanoğlu sen bana büyük bir iyilik yaptın. Bu yılan her yıl benim yavrularımı yerdi. Şimdi o öldü. Artık çocuklarım yaşayacak. Benim için ne büyük mutluluk. Senin bu büyük iyiliğine karşılık yapmak isterim. İste benden ne istersen. Keloğlan, insanlık vazifemi yaptım diye cevap vermiş. Madem ki sen de bana iyilik yapmak istiyorsun, çok sevindim. Beni dünya yüzüne çıkarmanı isterim. Kuş o zaman demiş ki, İnsanoğlu, sen benim çok ihtiyar bir zamanıma rastladın. Fakat istediğini yapacağım. Sen şimdi 40 lokma et ile 40 yudum su bul da gel. Keloğlan hemen padişahın sarayına gelmiş. Ondan 40 lokma et ile 40 yudum su istemiş. Padişah, evladım demiş, 40 lokma etin lafı mı olur? İstersen bütün koyunlarımı alabilirsin. Keloğlan cevap vermiş. Teşekkür ederim padişahım. Yalnız 40 lokma et ile 40 yudum su yeter bana.
Padişah Keloğlan'a istediklerini vermiş. Oğlan kuşun yanına dönmüş. Kuş buna demiş ki, sırtıma bineceksin. Lop dedikçe et, lık dedikçe su vereceksin. Keloğlan kuşun sırtına binmiş. Bir kanadına et torbasını, bir kanadına da su tulumunu koymuş. Yola çıkmışlar. Kuş lop dedikçe oğlan et vermiş. Lık dedikçe su vermiş. Fakat dünyaya yaklaştıkları sırada et bitmiş. Kuş lop dediği zaman Keloğlan baldırından bir parça kopararak kuşa vermiş. Kuş bunun oğlanın eti olduğunu anlamış. Yemeyerek ağzında tutmuş. Dünyaya çıktıkları zaman kuş Keloğlan'ı sırtından indirmiş. Haydi bakalım insanoğlu demiş. Güle güle. Keloğlan topallaya yürümeye başlayınca kuş ağzındaki eti alıp onun bacağına yapıştırmış. O zaman Keloğlan rahatça yürümeye başlamış. Kuştan ayrıldıktan sonra Keloğlan az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, konarak, göçerek, arpa buğday biçerek tam bir güz gitmiş. Nihayet bir bahçıvana rastlamış. Ona demiş ki, bahçıvan baba, beni yanına çırak alır mısın? Kimsem yok. Bahçıvan bunun haline acımış. Hemen yanına almış. Şuradan buradan konuşmaya başlamışlar. Keloğlan öğrenmiş ki orası kendi memleketi. O gün büyük ağabeyini kendi nişanlısıyla evlendireceklermiş. Günlerden biri düğün hazırlığı yapılıyormuş. Bahçıvan da düğüne gidecekmiş. Keloğlan'a haydi beraber gidelim demiş. Bak şehzade düğünü nasıl olurmuş görürsün, öğrenirsin. Hayatında hiç yemediğin yemekleri yersin. Keloğlan beni kim ne yapsın demiş. Siz güle güle gidin. Herkes düğüne gittikten sonra Keloğlan kızın evvelce verdiği kılları birbirine sürtmüş. Meydana bir at çıkmış. Ata binerek düğün yerine gitmiş. Sarayın meydanında büyük ağabeyiyle beraber birçok delikanlı at üzerinde ok atıyorlarmış. Aralarına girerek ok atmaya başlamış. Attığı oklardan birisi abinin ayağını delmiş. Keloğlan hemen oradan uzaklaşmış. Kılları birbirine sürtünce at kaybolmuş. Akşam üzere bahçıvan kulübesine dönmüş. Keloğlan'a düğünü anlattıktan sonra demiş ki, yağız bir atla yiğit bir delikanlı geldi. Attığı oklardan biri kaza ile büyük şehzadenin ayağını delmiş. Zavallı delikanlı çok geçmeden öldü. Onun yerine kızı yarın padişahın öteki oğluna verecekler. Ertesi gün bahçıvan gene düğüne gittikten sonra Keloğlan kılları birbirine sürtmüş. Bu sefer ortaya siyah bir at ile siyah bir elbise gelmiş. Elbiseyi giyip ata binerek düğüne gitmiş. Delikanlıların arasına karışarak ok atmaya başlamış. Kendi kendine demiş ki, ağabeyimi şöyle hafifçe yaralayayım da nişanlımı kandırıp almanın cezasını o da çeksin. Bir ok atmış. Ok delikanlının kalbine gelmez mi? Hemen oracığa yıkılınca Keloğlan ortadan kaybolmuş. Kılları sürterek at ile elbiseyi yok etmiş. Bahçıvan dönüp gelmiş. Bu sefer de sonra oğlum demiş. Şehzadelere bir şey oldu. Bugün siyah elbiseli bir delikanlı gelmişti. Attığı ok şehzadenin kalbine rastlamaz mı? O da abisi gibi hemen öldü. Yarın kızı sarayın balkonuna çıkaracaklar. Eline bir elma verecekler. Bütün delikanlılar sarayın önünden geçecekler. Kız elmayı kimin başına atarsa onunla evlenecek. Bu sefer sen de gel. Sabah olmuş. Bahçıvan ile Keloğlan doğruca sarayın önüne gitmişler. Meydan çok kalabalıkmış. Herkes birer birer balkonun altından geçmiş. En sona bahçıvan ile Keloğlan kalmış. Oğlan geçerken kız onu tanımış. Elmayı ona atmış. Fakat kızı bu fakir çocuğa vermemek için bu olmadı demişler. Elma tesadüfen ona rastladı. Tekrar edeceğiz. 3 defa tekrarlamışlar. Üçünde de kız elmayı ona atmış. Çaresiz olarak kızı ona vermişler. O zaman padişah ile sultan hanım küçük oğullarını tanımışlar. Başından geçenleri dinledikten sonra onu hasretle kucaklamışlar. 40 gün 40 gece süren bir düğünden sonra
Onunla güzel kızı evlendirmişler. Onlara sağlık, bizlere ömür.